Osmanlı Devleti'nde duraklama dönemi ile yükselme dönemi arasındaki en bariz fark herhalde şu. Yükselme döneminde padişahlar ön planda. Yani yükselme dönemi dediğimizde bir Fatih Sultan Mehmet, bir Yavuz, bir Kani hemen akla geliyor. Duraklamada ise ilk akla aslında padişahlar değil, duraklamanın nedenleri geliyor. Aslında bu da mantıklı bir şey. Çünkü genelde ÖSYM sorularında duraklamanın nedenleri nedir? Buna karşı alınan önlemler nedir? Alınmayan önlemler nedir? Çünkü bazı önlemler duraklama döneminde değil, gerileme döneminde akla geliyor. Osmanlı kabul ediyor bazı konulardaki eksikliklerini. Bu anlamda Osmanlı'nın duraklama nedenleri çok önemli. Genel olarak duraklamanın nedeni sistemlerin bozulması. Birçok alanda sistemlerin bozulması. İçlerinde neler var? Tımar sistemi var mesela, çok önemli. Merkezi idarenin bozulması var. Çünkü zaten birçok şey merkezi idareye bağlı. Veraset sisteminin değiştirilmesi bu noktada karşımıza çıkıyor. Ekber erşet sistemi getiriliyor. Veraset sistemi değiştiriliyor. Genel olarak yani baktığımızda mali alanda, askeri alanda, yönetim alanında bozulmalar var. Yönetim alanındaki bozulmanın en önemli sebebi de tabii tecrübesiz yaşta, çocuk yaşta padişahların ordunun başına geçmesi, daha doğrusu başa geçmesi. Çünkü ordunun başında sefere çıkmama durumu da var duraklama döneminde. Genel anlamda bozulmanın nedenleri bunlar. Tabii bir de dış nedenler var. Dış nedenlerde mutlaka çıkan bir şey var. Doğal sınırlara ulaşılması. Ne demek doğal sınırlara ulaşılması? Yani öyle yerlerde sınır komşuları oluşuyor ki artık çok güçlü devletler var sınırlarda. Küçük şeyler kalmamış. Bu doğal sınırlara ulaşılması olarak tanımlanıyor. Bunun dışında tabii coğrafi keşifler var. Avrupa'daki zenginleşme var, Rönesans var. Bunlar Avrupa devletlerinde dönüşüm yaşatıyor. Bu da Osmanlı'yı etkiliyor bir anlamda. Tabii bir şey daha var. O da Avrupa devletleri Osmanlı'ya karşı beraber hareket etmeye başlıyor. Çünkü Osmanlı'nın çok büyük bir güç olduğu artık net olarak kabul ediliyor. Padişahlar çok fazla ön planda değil dedik ama yine de hangi padişah döneminde hangi duraklamaya karşı hangi önlemin alındığı sorulduğu için şu padişahlara kısaca bakabiliriz. 3. Murat var bu dönemde. 3. Mehmet var. 1. Ahmet, 1. Mustafa, Genç Osman yani 2. Osman. Daha sonra 1. Mustafa'nın tekrar bir tahta geçişi var. 4. Murat var. Deli İbrahim olarak bilinen 1. İbrahim var. Ve onun dışında 4. Mehmet var, 2. Süleyman var, 2. Ahmet var, 2. Mustafa var. Aslında duraklama döneminde birçok padişah var. Kısaca bakarsak 3. Murat'la başladık. 3. Murat döneminde 3 tane bilmemiz gereken şey var. Birincisi Lehistan Osmanlı himayesine giriyor. İkincisi Ferhat Paşa anlaşması sayesindeki İran'la yaptığımız bir anlaşma. İran'dan aldığımız topraklarla sınırlarımız Hazar Denizi'ne ulaşıyor. Neden önemli? Çünkü Ferhat Paşa anlaşmasıyla doğuda en geniş sınırlara ulaşılıyor. Ve üçüncü maddemiz Fas'ın alınması. Fas'ın alınması önemli çünkü Cebeli Tarık bu sayede alınıyor ve Osmanlı Atlas Okyanusu'na açılıyor, ulaşıyor. Duraklamanın nedenlerinden bahsederken çeşitli bozulmalar söz konusu olmuş. Askeri, mali, yönetimsel. Bu bozulmalar nasıl bir reaksiyona yol açıyor? İsyanlar çıkıyor. İsyanlar içerisinde eyalet isyanları var, Anadolu isyanları yani Celali isyanları var ve İstanbul yani başkent isyanları var. Şimdi bunlara kısaca bakarsak hangi isyan neden çıktı, neden ve sonuçları neler? İlk olarak Anadolu isyanlarına bakarsak, Anadolu isyanlarının en temel sebebi dirlikleri elinden alınan timarlı sipahilerin ayrıca devletten kovulan devlet adamları ve asker kaçaklarının çıkarttığı bir isyan olması. Nedenleri az önce bahsettiğimiz şeylerle paralel, işte yönetimin bozulması var. Nasıl bozuluyor? Yöneticiler halka baskı yapıyor. Tımar sistemi bozuluyor. Nasıl bozuluyor? Vergi toplamada adaletsizlik oluyor. Savaşlar uzuyor. Bu da bir anlamda asker kaçaklarının artmasına sebebiyet veriyor. Bu sistem bozulunca doğal olarak ekonomiye de yansıyor. Ekonomi de bozuluyor. Sonucunda ne oluyor? Anadolu isyanlarının sonucunda eyalet yönetimi iyice bozuluyor ve artık bir sömürü düzeni başlıyor. Eşkıyaların halkı sömürmesi ve köyden kente de göç artıyor. Bu yorum sorusu olarak gelebilir.
köyden kente göçün artmasına Anadolu isyanları sebebiyet veriyor. Eyalet isyanları neler? İşte Boğdan gibi, Trablusgarp gibi, Eflak gibi merkezden uzak olan eyaletlerde çıkan isyanlar. Bu eyaletlerde çıkan isyanların sebebi tabii uzak olduğu için ilk akla gelen şey mantıklı merkezi otoritenin zayıflaması ve oradaki yöneticilerin halka kötü bastırılması. Sonucunda isyanlar zor bir şekilde bastırılıyor. Zaten bu dönemdeki özellik kuvvet kullanımı, duraklamada yani baskı yoluyla bastırmaya, gitme, bozulmaları önlemeye çalışma ve son olarak başkent isyanları olarak bilinen İstanbul isyanları. Bunun nedenleri neler? Şimdi burada biraz değişiyor iş. Çünkü farklı bir şey var. Başkentte ordu ön planda, Yeniçeriler ön planda. Askerlerinin maaşları düşük ayarlı parayla verilmesi, aynı zamanda verilen yine ulufe ve cülüş bahsilerinin Osmanlı'ya ciddi bir yük getirmeye başlaması, devşirme sisteminin bozulması, saray kadınlarının devlet işlerine karışması, rekabet halindeki devlet adamlarının Yeniçerileri kışkırtması, Yeniçerilerin taraf olması bir anlamda artık belli bir şehzadeye taraf olarak bugün de dizilerde anlatılan şeyin oluşması ve dolayısıyla Yeniçerilerin taraf olması aslında devlet içinde devlet anlayışının oluşması ki bunun en tipik Yeniçeri bakışı ocak devlet içindir anlayışı. Pardon devlet ocak içindir. Yani devlet ocak için vardır anlayışı. Dolayısıyla hatta bu pir duası almışız şeklinde sonsuza ebediyen varız gibi bir duası da vardı. O sebeple Yeniçeriler İstanbul isyanlarında ön planda. Sonuçlarında ne oluyor? Yeniçerilerin yönetimdeki etkisi artıyor. Yeniçeri ocağını kaldırmak isteyen bir padişah var bu dönemde. Çok da yenilikçi bir padişah. Genç Osman, II. Osman. Yeniçeriler tarafından ve Allah rahmet eylesin öldürülüyor. Aynı zamanda 4. Murat döneminde de Yeniçeriler yine sarayı basıp devlet adamlarını öldürülüyor. Ve bu dönemde Vakayi vakası yaşanıyor. Vakayi Hayriye ile karıştırmamak lazım. Yani Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla Çınar Vakası olarak biliniyor. Ne bu? Yeniçeriler öldürdükleri devlet adamlarını çınar ağaçlarına asıyorlar. Bu olay Vakayi Vakvakiye. Ve tabii Yeniçerilerin devlet içindeki bu ayrı devletin gücü artınca merkezi otoritenin gücü zayıflıyor ve İstanbul'daki düzen bozuluyor. İsyanlardan Osmanlı'nın duraklama dönemindeki 17. yüzyıldaki dış siyasetine geçecek olursak İran ön planda. İran'la belli savaşlar ve anlaşmalar var. 1576-1590 arası bir savaş var ve sonucunda 1590'da Ferhat Paşa Anlaşması imzalanıyor. Ve az önce bahsi geçen doğudaki en geniş sınırlara ulaşılıyor. 3. Murat döneminde olan. Daha sonra bundan 13 yıl sonra bir savaş daha patlak veriyor. 1603-1611 arasında. Bu dönemde de yine sonucunda Nasuh Paşa Anlaşması yapıyor ve Osmanlı Devleti Ferhat Paşa Anlaşması'yla aldığı yerleri geri veriyor. Bundan 6 yıl sonra bir savaş daha patlak veriyor ve 1617-18 arasında Nasuh Paşa Anlaşması'nın gereğini yapmayan İran, Osmanlı'nın baskıları sonucu Serav Barışı ile ipek vergisini vermeye devam ediyor. Yani ipek vergisi şartını uygulamadığı için İran bir savaş daha patlıyor ve bunun sonucunda bir Sera Barışı ile İpek vergisini vermeye devam ediyor. Buradan nasıl soru türetilebilir? İpek vergisinin ekonomik bir gelir sağladığı için ekonomik olarak Osmanlı'nın anlaşmalarda ekonomik yaptırımlara da önem verdiği, Doğu sınırındaki ekonomik hacmin önemli olduğu gibi yorum soruları türetilebilir. Ve bundan 4 yıl sonra yine 1622'de bir savaş patlak veriyor. 1622-1639 arası uzun süren bir savaş ve sonucunda Kastri-Şirin Anlaşması imzalanıyor. Çok önemli çünkü günümüz Türkiye-İran sınırı neredeyse bu anlaşmayla çiziliyor. Bu anlaşmayla çizildi diye sınav sorularında çıkıyor. Batıda ise Lehistan yani Polonya ile ilişkilerimiz var.
Ne var bu dönemde? Hotin Kalesi'ni kuşatıyoruz fakat alamıyoruz. Ama sonucunda Hotin Anlaşması'nı imzalıyoruz ve Boğdan Osmanlı'ya bırakılıyor. Sefer sırasında ayaklanan Yeniçerileri kaldırmaya 2. Osman burada karar veriyor. Fakat tabii 2. Osman Yeniçeriler tarafından öldürülüyor. Burada önemli bir olay var. Yorum sorusu türetilebilen bir yer. Lehlerin Osmanlı himayesindeki Ukrayna'ya saldırması üzerine Lehlerle savaşıyoruz. Ve bunun sonucunda 1672'de Bucaş Anlaşması'nı imzalıyoruz. Nasıl bir yorum sorusu türetilebilir? Osmanlı'nın himayesindeki farklı topluluklara da koruyuculuk yaptığı, onların farklı inançtaki kişilere de koruyuculuk yaptığı bir anlamda burada bir yorum sorusu türetilebilir buradan. Bucaş Anlaşması 1672'de imzalanıyor. Lehler Ukrayna'dan çekiliyor. Podolya Osmanlı'ya veriliyor ve en önemli nokta batıdaki en geniş sınırlara ulaşılıyor ve Osmanlı'nın topraklarına toprak kattığı son anlaşması bu sınırlar anlamında. İran dedik, Lehistan dedik, Venedik'le ilişkiler var ki Osmanlı kuruluşundan beri Venediklerle ilişkiler var. Girit Adası fethediliyor. Bu da Osmanlı'nın denizlerdeki son başarısı bu anlamda önemli. Bu dönemde ilişkilerimiz olan, daha doğrusu savaşlarımız olan dördüncü ülke de Avusturya. Avusturya ile ne oluyor? Çova Savaşı oluyor ve Avusturya yeniliyor ve barış istiyor. Fakat Osmanlı'nın burada barış teklifini kabul etmesinde bir etken var. O da doğuda ve içeride yaşadığı sorunlar. İçeride Celal isyanları, doğuda İran'ın saldırıları nedeniyle Osmanlı bu barış teklifini kabul ediyor ve Zitva-Torok anlaşması imzalanıyor. Bu açıdan önemli. Yani aslında Avusturya yeniliyor fakat barış istiyor fakat bizim burada kabul etmemizde iç isyanlar ve doğudaki isyanlar önemli. Ne sayılıyor? Avusturya kralı protokol olarak Osmanlı padişahına denk sayılıyor bu anlaşma sonucunda, Zitva-Torok anlaşması sonucunda. Avusturya ile daha sonra yapılan savaş sonundaki Vassvar Anlaşması var. Vassvar Anlaşması'nın önemi de Osmanlı'nın duraklama döneminde Avusturya ile yaptığı son kazançlı anlaşma. Kazançlı anlamında geçiyor bu da. Ve daha sonra 1. Viyana kuşatması yükselme döneminde olmuştu, Kanuni döneminde. 2. Viyana kuşatması burada. Ama bu sefer sonucu çok kötü oluyor bizim için. Nasıl oluyor kuşatma? Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ek kuvvetlerin de desteğini alarak Viyana'yı kuşatıyor. Fakat Viyana alınamıyor. Alınamadığı gibi Avrupalılar birleşip daha güçlü hale geliyorlar. Atamayanı atarlar mantığıyla. Daha sonra Osmanlı'yı Avrupa'dan atmak için Kutsal İttifakı oluşturuyorlar. Bu Kutsal İttifak'ta kimler var? Lehistan var, Venedik var, Malta var, Rusya var ve Avusturya var. Ve 2. Viyana'nın kuşatmasının sonucunda ne oluyor? Osmanlı'nın Avrupa'daki ilerleyişi sona eriyor. 1699'da Karlofça Anlaşması imzalanıyor ve duraklama döneminden artık gerileme dönemine geçiliyor. Karlofça Anlaşması'nda büyük çaplı topraklar kaybediyoruz. Bir önemli nokta daha var, kaçırmamamız gerekiyor. Rusların da baskısı artıyor. Kutsal İttifak'ın içindeydi Rusya'da. Ve artık gerileme dönemi başlıyor. Duraklama döneminde bunların dışında en baştan beri söylediğim bir gerilemeyi duraklamaya karşı çözüm üretme anlamında ıslahatlar yapma var. Her padişahın yaptığı, yani tamamına yakının yaptığı belli çalışmalar var. Neler var? Bunlar çok önemli. Hepsinden ayrı ayrı soru türetilebiliyor. 1. Ahmet 14 yıl tahtta kalıyor. 1603-1617 arası. Ekber erşed sistemini getiriyor. Veraset usulünden kafes usulüne dönülüyor. Bu dönemde 1. Ahmet'in sadrazamı ünlü. Sadrazamı kim? Kuyucu Murat Paşa. Neden ünlü? Çünkü Celal isyanlarını bastırıyor. Tabii şiddet yoluyla bastırıyor. Murat Paşa demişken bu dönemde bazı önemli paşalar var. Onlardan biri Tarhuncu Ahmet Paşa. Niye önemli? Tek madde ilk kez mali yıl bütçesini hazırlıyor. Yani ilkten bütçeyi hazırlıyor gibi. Saray masraflarını kısıyor. Yeni kaynaklar buluyor hazine için. Bu zaten bu noktadan çıkıyor. Tarhuncu Ahmet Paşa dediğimizde ilk akla gelmesi gereken denk bütçe. Tarhanayı dengeliyordan aklımıza gelebilir. Tarhuncu Ahmet Paşa. Denk bütçe ilk akla gelmeli.
Köprülüler var bu dönemde. Köprülü Mehmet Paşa var ki hala torunları Türkiye'de belli yerlerde. Sadrazamlığa şartlı olarak gelen ilk padişah, şey paşa. Bu anlamda önemli. Burada şey var. Daha önceki gelen paşalara bazı baskılar yapıldı ve fikirlerini özgürce konuşamadıkları için şartlı olarak geliyor. Bu çıkıyor. Buradan yorum sorusu türetiliyor. Şartlı olarak gelmesine sebebi nedir veya neyi gösterir gibi. Mali ve askeri alanda belli ıslahatlar yapıyor Köprülü Mehmet Paşa. Ve Yeniçerilerin canını aldığı Allah rahmet eylesin Genç Osman, Osmanlı yenilikçi padişahı. Yenilikçi padişahı olmasındaki belki de en halk için önemli nokta saray dışından evlenmesi. Şeyhülislam'ın kızı ile evleniyor. Ve ayrıca Şeyhülislam'ın fetva dışındaki yetkilerini kaldırıyor. Şeyhülislam'ın, müftünün yani. Tabi canına mal olan olay ilk köprülü ıslahat girişimini deneme olarak yorumlanıyor. Yani Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmaya çalışması ilk köprü ıslahat girişimi olarak çıkıyor sınavda. Tabi bunu canıyla ödüyor. Ve Yeniçerilerin öldürdüğü ilk padişah Genç Osman. 4. Murat'a geçtiğimizde ilk akla tabii tütün, alkol yasakları geliyor. Şu anda da hep göndermeler yapılıyor. Birçok dönemde yapılmış Cumhuriyet'in döneminde. Bu dönemde duraklamanın nedenleri ve yapılmasını gösterenleri hazırlayan ilk belge var. Koçi Bey Risalesi. Koçi Bey Risalesi'nin önemi bu. Duraklamanın nedenleri hakkında nasıl bir çözüm bulunabilir? Bunun üzerine hazırlanan ilk belge. 4. Murat kadınların yönetime karışmasını engelliyor ki duraklamanın nedenleri arasında saray kadınlarının yönetime karışması geçiyordu. Bu anlamda 4. Murat bir önlem alıyor. Yeniçerileri yeniden düzenlemeye çalışıyor. Çünkü 4. Murat da Genç Osman'dan sonra yaklaşık bir yıl sonra tahta geliyor. Dolayısıyla Yeniçeriler hala büyük bir sorun olarak devlette görülüyor. Peki genel olarak ıslahatlara bakarsak. Sınavlarda çıkan soru Batı örnek alınmış mıdır? Hayır, Avrupa örnek alınmamıştır. Genelde mali ve askeri alanda yapılmıştır. Baskı ve şiddet içeriyor. Dolayısıyla bir halk desteği yok. Ve devamlılığını da sağlayamıyorlar. Peki ne yapılıyor bu ıslahatlarla? Kapıkulu ordusu, İlmiye ve saray ağalarının tepkisi zorlaştırılıyor. Sorunların temeline inilmiyor, geçici çözümler üzerinde çalışılıyor, geçici çözümler getiriliyor daha doğrusu. Peki kim köklü ıslahatı yapmaya çalışan ilk dönemin şeyi? Az önce de geçen padişah Genç Osman. Esaslı bir yenilik yapmaya çalışan. Ama en fazla değişikliği yapma şansı olan, en güçlü yenilikleri yapabilen dediğimiz zaman 4. Murat diyoruz. Islahatlar mali ve askeri alanda olduğu için bir fikri tarafı yok. Yani Tanzimat dönemi gibi değil. Askeri alanda daha çok zaten ve kişilere bağlı kalıyor. Devlet politikası haline gelmiyor. Duraklama dönemi genel olarak bunlar neler vardı? İşte bir sınırların genişlemesi var doğuda, batıda. Daha sonra doğuda geri çekilme var gerçi. Padişahlar hangi padişah hangi ıslahatı yaptı? Hangi isyanlar var? Üç tane isyan vardı. İşte eyalet isyanı, Celali isyanı ve İstanbul isyanı. Sebepleri, sonuçları İstanbul'da Yeniçeri ön plandaydı. Daha sonra Yeniçeriler sorunu belki de ilk defa bu dönemde tam anlamıyla görülüyor. Çünkü onu kaldırmak isteyen bir padişah var ve canıyla ödüyor bunu. Dolayısıyla genel olarak duraklamaya bu şekilde bakabiliriz.